1.85 boyunda bir santrofor. Özelliklerinden bahsedeceğim ki özelliklerinde enteresan şeyler var. 23-24 yaşında, 25-26 yaşında Falcao'da ne görüyorsanız onların benzerini, bugün demiyorum çünkü bugün söylersem yanlış olur. Gençlik yıllarında. Onun benzerini Mustafa Muhammed'de net bir şekilde gözlemleyeceksiniz. Evet. Yani onu bir kere söyleyeyim. Yani nedir o? Bir kere estetik. Yani yarım voleler, voleler topla estetiği çok sert ve isabetli şutlar çekebiliyor. Şimdi bir gelişme var. Arkadaşlarım attı da. Evet, bakalım. Cagne ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun değil mi? Abi. Evet, evet, evet. Gördün mü? Evet. Yurt dışına İngiltere. Çıkış. İngiltere yazıyor. 29 bugün tarihi. West Bromwich Albion. West Bromwich Albion işi. Yani zaten kontrolden geçirmişlerdi burada. Federasyonda değil mi? TFF'de. Evet. TFF'ye bildirmişler. TFF'ye bildirmişler. Federasyona bildirmiş. Artık Cagne İngiltere'de birazdan zaten peş peşe kap gelir. Sam Allardyce şey demişti. Fulham maçında oynatacağım cumartesi günü. İster misin? 3 gol atsın önce, diyorsun. Bir an önce gidip oynasın. 3 gol at, hat-trick yapsın. Çünkü belli olmaz abi. Yani Cagne'den bahsediyoruz. Sağ solu belli olmaz. Oynarsa atar. Kötü golcü değil zaten değil ki. Yani sorun sıkıntı. Sorun onun saha kafasında. İçerisinde değil. Kafasında sorunu var. Şimdi ben başka bir şeye bakıyorum. Galatasaray kadrosunun içerisinden çıktı mı acaba? O arkadaşlar ona baksınlar. Yani federasyonun Galatasaray kadrosunun içerisinden çıktı mı? Çıkarılmıştır. Federasyona bildirmişler ama çünkü. Bir bakalım ama. Yani ona bakmamız lazım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu. Ben de bakayım buradan abi. Federasyona bildirdiklerine. Şey maçında mi? Yoktu. Almadı zaten. Almadık. Ya kadroyu normal. Almaması anladım, şey görüşmeye gittiği için. Yani görüşmeye gittiği için. Emre Kaplan karşımızda. Şimdi evet, Emre federasyon da açıkladı. İngiltere'ye çıkış vizesi veriyor federasyonun resmi sitesine Cagne için. Muhammed transferini sen yanılmıyorsam gece bizlerle paylaşmıştın. Şimdi herhalde Cagne'nin de kapını bekliyoruz. Sözü transfer için, Galatasaray'daki gelişmeler için sana bırakalım. Evet Aykut İnce, biz de Antep'ten mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim hem size hem de konuklarınıza. Sizin de ifade ettiğiniz gibi artık Mbaye Cagne için kap bildirimi bekleniyor. Transfer gerçekleşti. West Bromwich Albion'a kiralandı. Bugün itibariyle İngiltere'de artık son işlemler gerçekleşecek. Sağlık kontrolünden zaten dün İstanbul'da geçmişti Cagne. Sonrasında Florya'ya geldi. Takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Ve İngiltere macerası şimdilik 6 aylık gözüken ama sezon sonunda belli şartlara bağlı olarak bir opsiyon var. Burada West Bromwich kulübünün Premier Lig'de devam etmesi önemli. Opsiyonun devreye girebilmesi adına bu transferle ilgili resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Mustafa Muhammed'le ilgili kap bildirimi dün akşam geldi. Oyuncuyla görüşmelere başlandığına dair bildirimdi bu. Bu akşam Mustafa Muhammed'in yüksek olasılıkla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde Kahire'den İstanbul'a tarifeli uçuşla gelecek. Onun da buradaki prosedürleri tamamlandıktan sonra resmi sözleşme imzalanacak. 1,5 yıllığına kiralık. Sonrasında da Galatasaray oyuncunun bonservisine alınacak. Tabii kağıt üzerinde dün Zamalek kulübünün yaptığı açıklamada zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonundan bahsediliyor ama yapılan görüşmeler, yapılan anlaşmalar ve Galatasaray'ın planlaması direkt olarak 1,5 yılın sonunda oyuncunun bonservisini almak üzere ki zaten bütün görüşmeler de bu yönde seyretti. Şu anda merak edilen iki konu var Galatasaray'da. Sıcaklığını koruyan iki isim Deandre Yedlin ve İrfan Can Kahveci. İrfan Can'la başlayalım isterseniz. Transfer döneminin başından bu yana en çok konuşulan isim İrfan Can. Hem Galatasaray'ın uzun süren ilgisi, sonrasında Fenerbahçe'nin bu olaya, bu transfere müdahil olması, Göksel Gümüşdoğan Fransa'dan gelen teklifi açıklamasıyla birlikte aslında çok farklı boyutları olan bir transfer hikayesine dönüştü. Şunu söyleyelim, bugün artık İrfan Can'la ilgili konunun netleşmesi bekleniyor. Hatta şöyle saate bakıyorum, saat 15.30 itibariyle Başakşehir Kulübü'nün bir yönetim kurulu toplantısı var. Hem Okan Buruk'la yolların ayrılmasının ardından oluşturulacak yol haritası belirlenecek hem de İrfan Can Kahveci ile ilgili gelen tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu. Galatasaray teklifini sundu. Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Marsilya ile ilgili durumda tabii biraz kafa karıştırıcı konular, detaylar var ama en net olan konular Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sunduğu teklifler. Galatasaray teklifini revize etmeyi düşünmüyor. Bugünkü yanıtına göre, Medipol Başakşehir'in vereceği olumlu ya da olumsuz yanıta göre bu transferle ilgili olumlu ya da olumsuz anlamda nihai sonucu almak istiyor Galatasaray. Zaten transferin bitimine de çok kısa bir süre kaldı. Artık gelişmelerin
neticelenmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi Başakşehir Kulübü'nün yönetim kurulu toplantısının ardından daha net şeyler söyleyebiliyor olacağız. DeAndre Yedlin'le alakalı gelişmelerin olumlu olduğundan birkaç gündür bahsediyoruz. Kulübüyle de anlaşma durumu var ve oyuncuyla Galatasaray 3,5 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor. Hazırlıklar bu yönde. Galatasaray sözleşmeyi bu detaylarla hazırlıyor ve DeAndre Yedlin'le ilgili de durumun bu şekilde olduğunu ifade edelim. Son isim yeni Malatyasporlu Yusuf. Galatasaray Yusuf için de yeni bir teklif yaptı. Malatyaspor'un 3 milyon euroluk bir talebi vardı. Galatasaray 1 milyon euroya bu transferi neticelendirmek istiyor. Oyuncunun Galatasaray'a gelme noktasında isteği var ki burada yurt dışından, İspanya'dan ve Belçika'dan teklifler vardı. Kadiz kulübünün, Anderlet'in Malatyaspor'la görüşmeleri vardı ama oyuncu buralara gitmek istemediği, Galatasaray'da oynamak istediği için biraz Galatasaray tek alternatif kalmış gibi gözüküyor Malatyaspor cephesinden de. Bu görüşmelerin de çok kısa süre içerisindeki, zaten artık transferin bitimine çok kısa bir dönem kaldı, çok kısa süre içerisinde neticelenmesi bekliyor. Yusuf'un da olumlu anlamda görüşmelerini seyrettiğini ifade edelim. Çok kısa maçla ilgili durumu aktaralım isterseniz. Antep'teyiz. Burada var olma sebebimiz, buraya gelme sebebimiz Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray mücadelesi. Akşam saat 19'da Galatasaray'ın yeni transferleri Halil Dervişoğlu ve Enre Onyekuru kamp kadrosunda yer alıyorlar ama ilk 11'de oynamalarını beklemiyoruz. Eksikler var. Sofyan Feguli'nin durumunu da çok kısa anlatarak yayınımızı noktalayalım. Önemli bir eksik Galatasaray adına. Sağlık heyeti Feguli'nin Fenerbahçe derbisine yetişmesi için uğraşıyor. Başakşehir maçını yüksek olasılıkla kaçıracak Cezayirli oyuncu ama Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor. Tedavi programı da buna göre hazırlanmış vaziyette diyelim. Eğer başka bir sorunuz yoksa sözü size bırakalım. Peki, evet, Galatasaray Cagney'i TFF'ye bildirdi. West Bromwich'e transfer olduğu açıklandı. Listesine de baktık Haldun abiyle, ben de Zeki abi de federasyonun listesine baktık. Orada da gözükmüyor Mbaye Cagney, artık gitti diyebiliriz. Evet, bugün itibariyle gitmiş. Muhammed de herhalde yarın bugün gelir. Aykut dün. Ha, onu evet söylüyorduk zaten. Hani sert isabetli şutları var. Ben şöyle söyleyeyim, ben tabii çok fazla izlemedim ama izleyenler hep anlatırdı. Onu da söyleyeyim, hava toplarında 1.85 boyuna rağmen hava toplarında belden güç alarak tıpkı Metin Oktay gibi vuruyor kafa toplarına, hava toplarına. O konuda çok iyi. Çevik ve hızlı bir oyuncu. Savunma arkası, savunma sırtı koşuları çok iyi yapıyor eğer o toplar atılırsa. Yani şunu söyleyebilirim. Yani genç Falcao'yu düşünsünler. Ya da Jardel gibi vuruyor toplara. Ben de çok izledim. Bitiriciliği zaten çok evet. İyi. Bir kere ceza sahası içerisi ön direk, arka direk koşuları, aldatıcı koşuları, ön direk koşuları çok iyi. Top hani istiyor. Yani istiyor, topu alıyor. Onyekuru ile faydalı olur mu abi mesela? Müthiş faydalı olur. Yani ikili olur mu? Öyle baktığımız zaman, o topları getirdiğiniz zaman mesela özellikle şeye baktığın zaman, attığı gollere baktığın zaman bir anda stoperin yanından kopup ön direk koşuları yapıyor topla buluşmak için. O açıdan çok iyi bir oyuncu. Bitiriciliği çok iyi. Bir de ben santroforlarda ve stoperlerde şu özelliği ararım. Ön sezi. Ön sezisi yüksek. Peki. Reklama çıkıyoruz. Biraz mola. Döndüğümüzde Galatasaray 5